de herbalist İbrahim Gökçek bizlerle birlikte olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bana çiçek mi getirdiniz? Alıç. Alıç. Türkiye'de 90 hiç, çeşit alıç yetişir. Hiç zannetmiyorum böyle bir çiçek almamışsınızdır. Hiç almamışsınız. Gerçekten İlk defa alıç çiçeği aldınız. Alıç, ama çok kötü mi? Bir kokusu var yalnız. Ya yapma. Bir ama bakayım. Güzel bir değil kokusu. Gerçekten mi? Gerçekten güzel değil. Dürüst olmak gerekiyor. Ama bunun kokusunu aldırmamak lazım. Bu çiçek mesela şurada bir bu döllenme tozcukları böyle lila renginde olanlar var. Henüz açmamış olanlar. Bir de solmuş olanlar var. Bunun arası, ikisinin arasındaki fark bunlar döllenmiştir. Yani sinekler, böcekler veya arılar tarafından onların gözü ultraviyolet ışını görüyor. Döllenmişi, döllenmemişi fark ediyor. Hangisine konması gerektiğini biliyor. Eğer ki bu döllenmişse artık o sönmüştür, ışığı yok. Onda ışık görmüyor. Ona konmuyor. Konmuyor. Direkt arıyor. Hangisinde döllenmemişse ona gidiyor, onun nektarını alıyor. Nektarını alırken bunun üzerindeki polenleri döllüyor, otomatikmen döllenmiş oluyor. Türkiye'de 90 çeşit alıç yetişir. Bu kertikli alıç sadece ikisi şifa maksadıyla, tıbbi maksatla kullanılır. Bunun meyvesinin rengi ne? Sarı alıç mı? Çok küçük meyvesi. Bu sarı olan alıç mı yoksa? Yok. Kırmızı alıç. Kırmızı. Evet. Buna pic alıç da denir. Meyvesi yenmediği için. İçi çekirdek dolulur. 6-7 milim yani yarım santim aşağı yukarı meyvesi. Çok küçük. Meyvesi yenmez. Meyvesi yenenler kalp damar için etkisi çok çok az. Bunu zaten meyvesi değil. Yaprak ve çiçeği kullanılır. Yaprak ve çiçeği kurutulduktan sonra çayı yapılırsa basit rahatsızlıklarda çayı yeterli. Fakat ağır rahatsızlıklarda mesela koroner kalp yetmezliği gibi kalp damarlarında yağlanma, daralma, sertleşme varsa, kişide halsizlik, dermansızlık, bitkinlik vesaire birçok rahatsızlık varsa, ağır vakalarda bu alıcın birleşimindeki etken maddeler, flavonoidler denir ve prosiyanitlere de kateşinler. Kateşinler ve flavonoidler takriben %3 ila 4 oranında toplam. Bu nedenle biz bunu özel destilasyon makinesiyle damıtarak eterik etken maddeleri elde ettik ve bundan çok güzel bir ürün ürettik. Alıç Forte sadece alıç değil, aynı zamanda kalp damar için etkili olan birçok bitki içerir. Bunların başında mesela sarı kantoron sakinleştirici, teskin edici. Kantoron da mı var onun içinde? Aynı sarı zamanda? Kantoron ekstrakti de var. Ginzak var, ginkgo var, kara hindiba var, at kestanesi, zencefil vesaire. 19 çeşit bitki ekstraktı fakat alıç ekstraktı yoğunluklu daha çok. Bu mesela bu bir beyefendi iki defa stent takılmış, üçüncü defa ameliyat olması gerekiyor. 68 yaşında oğlu da araştırmış internetten bulmuş dedi ki ya babamın tekrar ameliyat olmasını istemiyorum. Adamcağızın zaten bronşitü var, astımı var, risk faktörleri bir sürü fazla, rahatsızlığı evet. Var, tansiyonu var, riziko çok büyük. Bunlar etki yapar mı? İksir, aloe vera jel, kalp damar çayı. Önce kalp damar çayı vardı, Alıç Forte yeni çıktı. Alıç Forte kalp damar çayından 10 kat daha etkili, çok çok daha etkili. Peki dedi, kullanalım. Kullandılar, yavaş yavaş damarlar açıldı, ameliyat olmasına gerek kalmadı. Balgam atamıyordu adamcağız. Astım, bronşiyel, alerjik astım vardı. Sabahları erkenden uyanıyor, bir daha da uyuyamıyordu. Rahatsızlıkları, evet. Bütün rahatsızlıklardan kurtuldu çok şükür. Alıç dünyada en etkili bitki. Bununla ilgili Almanya'da bu görmüş olduğunuz dergi fitoterapi. Said Şirif bir fitoterapi. Fitoterapi ile ilgili Almanya'da yayınlanan bir dergi 50 yıldır yayınlanır. Bu dergi akademik bir dergi. Üniversitelerde yapılan klinik araştırmalar, yani akademisyenler tarafından hazırlanır. Bu dergide yazı yazanlar hem fitoterapi uzmanı, yani bitkisel tedavi uzmanı, hem de tıp doktoru. Bu alanda kendini yetiştirmiş kişiler. Mesela bugün Almanya'da 10 binin üzerinde herbalist var. Ha, diplomalı, bu konuda uzmanlaşmış, bilgi ve belge sahibi, konuşabilen insanlar. Mesela Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan bir komisyon E var.
19 profesörden oluşur. 3 ayda bir toplanırlar. Monografi yayınlanırlar bitkiler hakkında. Mesela alıç işte ginkgo, ginseng, oğlotu, lavanta gibi bitkilerle şu oranda karıştırılarak kalp damar rahatsızlarına karşı kullanılması tavsiye edilir diye monografi yayınlanır. İşte bunların hazırlamış olduğu dergi Said Çelik Fil Fitoterapi. Sadece bu dergi değil. Almanya'da böyle bu konularla ilgili çok dergi var. Çok ilmi eser var. Mesela yüzlerce klinik araştırması yapmışlar. Ben buradan birkaç örnek vereyim isterseniz. Mesela bu birkaç tane örnek. Profesör Doktor Ayş Ştedil ve ekibi, Profesör Doktor Föste ve ekibi, Profesör Doktor Hanak ve ekibi, Profesör Doktor Halenbraş, yani uzun uzun, çok uzun bir şey. Bunlar kalp damar rahatsızları olanlar, kalp zafiyeti, kronik kalp yetmezliği, güçsüzlük, halsizlik, kalp rahatsızları nedeniyle olan insan üzerinde aritmi nedeniyle tedavi denemeleri yapmışlar hastanelerde ekipleriyle. Düşünün ki bir 50 kişilik bir hasta seçiliyor, kalp damar rahatsızları olanlar. Ve bunlar üzerinde aylarca iki gruba ayrılıyor. Bir alıç ekstraktı veriliyor bir gruba, diğer gruba kimyasal ilaç. Hangisi ne kadar süre içerisinde iyileşir ve yan tesirleri vesaire vesaire analiz ediyorlar. Hı hı. Aylar süren bir çalışma. Yani bu çalışmalar milyon dolarları buluyor. Alman devleti bunları hep karşılıyor. Maalesef Türkiye'de üniversitelerimizin bütçesi yeterli değil. Evet. Bu nedenle Türkiye'de maalesef yüzden fazla üniversitemiz var diyoruz ama klinik araştırması yapabilecek şansa sahip değiliz. Yani imkana sahip değiliz. Bunları da hep Alman, Fransız, İngiliz, Japon, Çin, Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri yapıyor araştırmalar. Burada ben yüzlerce klinik araştırması sayıyorum. Ya bir tane de Türk klinik araştırması olsun diyorum artık. Çünkü bitki memleketimizde yetişiyor. Başkası bunun araştırmasını yapıyor. Ha, o zoruma gidiyor. Yani maalesef siz böyle... aslında bunların çalışmasını hani belki devletin bütçesi buna ya da üniversitelerin bütçesi yetmeyebilir ama siz belki bunlardan mesela atıyorum alış forteyi işte bir üniversiteyle konuşup bir şekilde kullanmaları konusunda onunla ilgili bilimsel yayın yapmaları konusunda ikna edebilirsiniz aslında. Tabii birkaç teklif var inşallah bir şeyler olacak yapacak. Ya o zaman da rahatlıkla yani biz aslında biz şimdi ben de üzerime alınmayayım ama yani biz doktorlar aslında çok gerçekten Türk doktorları dünya doktorlarına çok çok başa çıkabilecek nitelikteyiz ama maddi olarak biraz olanaklarımız maddi, kısıtlı. İmkan, evet imkan, yani evet. Olanaklar bize de verilse biz evet, aslında evet. Yani bunu biz söylemiyoruz. Yurt dışındakiler söylüyorlar. Yani sizlerin çalışması, evet. Sizlerin çalışma temposu çok çok iyi çok diye. Güzel. Çok mesela güzel sonuçlar vardı. Frankfurt'ta çok belli başlı üniversitelerin kliniklerinde başhekimler Türk. Yani Almanlardan daha başarılılar. Başhekimler, yöneticiler hep Türk. Tabii tabii. Yani ama Türkiye'ye gelmiyorlar, gelemiyorlar çünkü imkan sınırlı olduğu için. Evet. Yani aynı şansı yakalamak. Bu diğer şey ne hocam? Bir dal daha var orada. Bu ginkgo biloba. Ginkgo iki loblu. Bu biraz şu yaprakları taze olduğu için ileride yavaş yavaş bu ikiye ayrılır. Şöyle ortasına bir yırtılarak iki loblu o biloba anlamı oradan geliyor. Beyin şeklinde oluşur yani şöyle. Buna bu nedenle iki loblu anlamında beyin fonksiyonlarını artırıcı. 10.815 hasta üzerinde bununla da ilgili klinik araştırma, çok detaylı araştırma var. Onunla da ilgili dergi getirdim. Boş gelmedim. Bugün belgelerle geldim. Belge. Evet. Yani bu dergilerin hepsi yani yüzlerce çeşit dergi çıkarıyorlar. Hepsi ona klinik. Ona bir bakalım mı hocam? Nasıl bunun üzerinde? Evet, tadına da bakabilirsiniz. Roka'ya benzer. Öyle mi? Bu yaprağı da yeniyor mu bunun? Yenir, yenir. Bir yan tesiri yok, zararı yok. Ben yiyorum, tadına bakıyorum. Şu meyvesi bu mu oluyor normalde? O meyvesi henüz küçük. Büyüdüğü zaman Eylül'e doğru erik kadar olur. Oluyor. Ama bu meyvesi kavrularak yenir. Yani taze taze yenmez. Kavrulmazsa acımtırak bir tadı vardır. Kahve gibi yani öyle mi? Kahve gibi. Kavuracaksınız. Çinliler kavurarak yerler meyvesini. Bu Alzheimer'a mı iyi geliyor hocam? Alzheimer, erken bunama. İç huzursuzluk. Valla hocam yedi. Kulak çınlaması. Siz yiyecek misiniz? Yok ben. Hayır tadı güzel. Tadında bir şey yok. Yani. Tadı güzel yenir.
Tabii siz alışkın olmadığınız için. Bu antioksidan etkisi de var bunun aynı zamanda. İç kulağın içerisindeki salyangozun içindeki tüysüz yüzeylerdeki kan akışını artırdığı için kulak çınlamasına karşı dünyada en etkili. Bununla ilgili 1273 hasta üzerinde klinik araştırması yapılmış ve etkisi ispat edilmiş. Biz bununla da ilgili bir çalışma yaptık ve Ginkgo Forte diye. Çünkü sadece ginkgo ekstraktı olursa, mesela bunu sadece ginkgo ekstraktı olursa, tamam beyne kan akışını artırır fakat damarların içindeki plakları çözmede zorlanır. O etkisi az olduğu için biz buna alışla birlikte çok özel bir karışım hazırladık. Bunun birleşiminde altın başak otu, zeytin yaprağı, alıç forte, ginseng gibi 19 çeşit bitki ekstraktı içerir yine aynı şekilde. Hocam niye 20 değil de 19 hep? Onun 19. Bir sırrı var mı? Var. Ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim kelimesinin 19 19 harften oluşuyor. 20 olmuyor, 18 de olmuyor. 18. Bizim ürünlerin hepsinin içerisinde 19 çeşit bitki var. Yani hepsi 19 çeşit. Yani zaten gerek. Bunların bir de yani bunlar bize Allah-u Teala'nın nimetleri. Yani evet. Oradan da yola çıkarak diyorsunuz. Evet, 19 yani böyle bir rastlantı oldu. İksir ürettiğimde 19 bitkiyle başladık. Ondan sonra da hep öyle devam ettik. Londra'da Mehmet Bey kulağının içerisinde basınç oluşur. Adamcağız kulak burun boğaz doktoruna gitmiş. Doktoru demiş ki rahatsız oluyor basınç oluşuyor kulağın içerisinde. Kulağına, kulak zarına bir tüp takacağız. İçerideki havayı alsın diye. Hava çıkmıyor demiş. Kulak zarında problem var. Buna bir tüp takmışlar. Tüp takarken iç kulağa zarar vermişler. Adamcağız da bu sefer kulak çınlaması, baş dönmesi başlamış. Kortizon, ilaç, iğne vesaire. 4 sene perişan olmuş. Tansiyon, kolesterol, obezite, hafıza zafiyeti. 4 sene kortizon kullanmaktan perişan olmuş. İnternette araştırmış, ben buna bir çözüm bulayım diye. Beni ara dedi ki, ya gerçekten mümkün mü tedavisi? Evet mümkün. Deneyelim, görelim. Tamam dedi. Geldi buraya İzmir'de kendisi. Bizim ürünler iksir, aloe vera jel, kalp damar çayı, enfeksiyon çayı, kulağın içerisine ve arkasına sürmek için çay ağacı ya. Bunları kullandı. 4 ay sonra her şey bitti. İstanbul'da yanıma geldi, bir ofise geldi. Bana dedi ki beni tanıyor musun? Tanımıyorum. Ben Mehmet. Evet. Londra'da yaşıyorum. Buyurun dedim. Ben dedi aylardır sizin ürünü kullanıyorum. Nasıl etkisi? Allah'a şükürler olsun. İyiyim dedi. Karşındayım. Niçin geldiniz dedi. Londra'ya uçacaktım dedi. Londra'da yaşıyor kendisi. İzmir'den uçacaktım fakat şimdi İstanbul'dan uçuyorum. Neden dedim? Size teşekkür etmek için geldim. Allah razı olsun dedi. Hayatım bir anlam kazandı. Değer kazandı. Adamcağız kulak yatıyor, başlıyor kulak çınlaması. Yattığı zaman tabii sessiz bir ortam daha çok rahatsız ediyor. Psikolojisi bozuluyor. Kafasını vurası geliyor icabında. Şu ne hocam? Bu çoban çantası otu. Şu. Bunu sanki ben tanıyorum gibi. Bu her yerde bir yetişir yabani. Evet yani. Hocam bu arada telefonumuz varmış, bir alo diyelim. Evet. Alaaddin Karar, Erzurum'dan. Buyurun Alaaddin evet. Bey. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Buyurun hocamıza sorunuz olacak. Buyurun, hürmetler. Alo, iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Alaaddin Bey, sizi dinliyoruz. Evet, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben arıyorum. Buyurun. Ben anjı olmuşum. Ben anjülüyüm şu anda, stent var iki tane. Evet. Ben bitkisel ilaçlardan hangisini kullanabilirim acaba? Bana nasıl yardımcı olabilirsin? Evet. İksir, aloe vera jel, kalp damar çayı artı alıç forte. Bunları 6 hafta kullandıktan sonra doktorunuza gidin. Doktorunuz tekrar muayene etsin. Aradaki farkı görürsünüz. 6 hafta. Yani 6 ay, 1 yıl değil. 6 hafta. 3 set kullandıktan sonra doktorunuza gidin, muayene olun. Tekrar konuşalım 6 hafta. Fakat bir de şöyle durum var. Biz Türk milleti olarak bir çok hamurlu yiyoruz. 2 tatlı hamurlu yiyecekler çok yiyoruz. 2 peynir çok yiyoruz. 3 tuz çok tüketiyoruz. Siyah çay çok içiyoruz, kahve.
Peynirin her türü damarlarda yağlanma, daralma, sertleşmeye sebep olur. Dünyada 4 milyar insan peynir yemiyor. Yani peyniri kesmek gerekir. Çünkü peynir demek asit demek. Yağlar yağ asidini, yağ asidi asite dönüşür. Asidik ortamda bakteri, virüs ve mantarlar hızla yayılır. Peynir bırakmak gerekir. Böyle kalp damar rahatsızlığı olanlar özellikle kesinlikle peynir yememesi gerekir. İki, tuzu zaten biraz önce doktor bey söyledi. Tuz ille ki kullanmak istiyorsanız Himalaya tuzu kullanın. Yan tesiri yok, zararı yok. Damar sertliğine, asidoza, ödeme karşılığı etkili. 84 çeşit mineral içerir. Siyah çay içmek istiyorsanız illa ki Türk tarzı değil, 3 dakikadan fazla demlenirse tanin denen bir madde deme geçer. Tanin bağırsakları yağlı boya gibi boyar, kurutur, besinlerden vitamin, mineral emilimini engeller. Bu nedenle çay demleyeceksiniz, Avrupa'da, Asya'da, Amerika'da, dünyanın her ülkesinde olduğu gibi 2 dakika demleyeceksin, fazla değil. 2 dakika demlediğinizde taninler ve flavonetler deme geçer, eterik yağlar deme geçer, faydalı, zararı yok. Mesela Japonya'da siyah çayla ilgili araştırma yapılmış. Kansere karşı etkili diye bir rapor yayınladılar. Keşmir'de de siyah çayla ilgili bir araştırma yaptılar. Kansere sebep oluyor dediler. İki araştırmada doğru. Yanlış olan ne? Japonlar 2 dakika demledikten sonra deney yapıyor. Keşmir'dekiler 1,5 saat, 2 saat demledikten sonra deney yapıyor. Tanin içine geçtiği için zarar veriyor. Bağırsakları kurutuyor. O da doğru, bu da doğru. Yanlış olan 2 dakikadan, 3 dakikadan en fazla çayı demledi mi içmemek gerekir. Yani demli çay zararlı. Kahve zaten özellikle Avrupa'dan gelen kahve ekstraksiyonla elde edildiği için ekstrakt mideye, gastrite sebep olur. Türk kahvesi belki günde 1 veya 2 fincan içilebilir ama Avrupa'dan şuradan buradan gelen kahveler gastriti tetikler. Sağlıklı beslendiği zaman kişi ve bu ürünleri kullandığında 6 hafta sonra doktoruna gitsin. Belgeyle sabit tespit edilir. Onları bir kez daha tekrarlar mısınız hocam? İksir. Şurada. İksir, limon suyu, sirke. Limon suyu, sirke, sarımsak. Zaten bunların hepsi damar açıcı. Zencefil. Çok yoğun oranda zencefil. Onun zerdeçal. İçinde de 19 var değil mi? Evet, 19 çeşit bitki var. Hepsinde 19 çeşit. Bu arada telefonumuz kapandı sanırım. Kapandı çok mı? Geçmiş yok, olsun vatandaşı diyor Zerahattin Bey. Yok, vatandaşı yani evet. İzliyordur şimdi evet. Alaaddin Bey. İksir, limon suyu. Temizler damarları. Sarımsak, zencefil, zerdeçal, altın, biraz önce söyledim, alıç, bu bitkiler var, zeytin yaprağı, damarları açar. Eğer ki bağırsaklarında mantar varsa, ki günümüzde antibiyotik kullanılan herkesin bağırsağında mantar olur. Antibiyotik, antidepresan, antihistaminik gibi kimyasal ilaçlar, bağırsaklardaki faydalı bakteriyi yok ediyor, zararlı bakteri ve mantarları azdırıyor. Bağırsaklarında mantar olan kişilerin de aloe vera jel kullanması şart. Bağırsaklarda divertikül var sana kullanacak hocam. Yine aloe vera jel temizler. Bağırsakları tertemiz eder. Aloe vera jel. Aloe vera jel. Evet. Bunları kullandığı zaman yavaş yavaş bir şey kalmaz. Şimdi bu şeye geldik. Çoban çantası. Çoban çantası. Çoban çantasının şu gördüğünüz çiçekleri çok küçük. En üsttekiler çiçek. Şunlar da döllenmiş hali. Meyveye dönmüş. Meyveye dönüyor. Şu meyveye dönen kese gibi olan çantalara çoban çantasına benzediği için bu bitkinin adı çoban çantası otu. Kuruduğu zaman bunun içerisinde bir sürü tohum etrafa yayılır. Bir sene sonra tekrar düştüğü yerden filizlenir. Çoban çantası otuyla ilgili klinik araştırmalar yapılmıştır. Mesela bunlardan ikisini Alman asıllı Profesör Doktor Wagner, Profesör Doktor Wiesenau yapmış oldukları araştırmada bunun birleşiminde bir polipeptit içerir. Polipeptit İç kanamaları önleyici özelliğe sahip. Başta hemoroid nedeniyle ortaya çıkan her türlü kanama. Kalın bağırsak kanaması, ince bağırsak veya mide. Bayanlarda rahim ve yumurtalıkta kis veya miyom nedeniyle ortaya çıkan kanamalar veya adet düzensizliği veya yoğun adet görme nedeniyle kanamalar. Bazı bayanlarda oluşan düşük nedeniyle olan kanamalar veya doğum sonrası durmayan kanamalar. Kanamalar evet. Hatta burun kanamasına karşı etkilidir. Burun kanamasına karşı. Bu tabii ki birleşiminde yine diğer bitkilerde olduğu gibi birleşimdeki etken madde %2 çok az. Biz bunun yine ekstraktını ürettik. Yine 19 çeşit bitkiden oluşan çoban çantası otu forte. Evet karıştırdık. Nereye gitmiş? Çoban çantası otu forte. Bu da 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Mesela hemoroidin de
evreleri var. Birinci evre, ikinci evre, üçüncü evre, dördüncü evre. Birinci evre memeler henüz dışarı çıkmıyorsa makattan, evet, anüsten çıkmıyorsa buna iç hemoroid. Mesela buna birinci evre denir. Çıkıyor giriyorsa, ikinci evre efendim çıkıyor da dışarı içeri girmiyorsa vesaire, bir sürü ağır problemler var. Evre evre. En ağır evresini dahi çoban çantasıyla ekstraktı daha kısa sürede tedavi hızlandırır. Eğer bağırsaklarında kabızlık varsa, kabızı tedavi etmediğiniz zaman tekrar problemi tetikler. Kabızı da tedavi etmek için aloe vera jel gerekir. En ağır hemoroidi tedavi etmek mümkündür. Mesela bir bayan ameliyat olmuş. 6 ay sonra yine çıkmış. Tekrar ameliyat olmuş. Yine çıkmış. Dördüncü defa ameliyat olduğunda artık ameliyat sırasında sinire zarar verilmiş. Bu sefer artık defacetini tutamaz hale gelmiş. Beni aramış, diyor ki defacetimi tutamıyorum. Yani bebekler gibi bezlenmek zorundayım diyor. E tabi anal sfinkterde, sfinkterde hasar oluşmuştur tabi yani. Yani kontrol edemez. Kontrol edemiyor, evet. Sinire zedelemiş. Dedim ki keşke ameliyat olmasaydınız yani. Çok kolaydı bu. Ameliyat çözüm değil. Belki çok çok nadir ameliyat olunabilir. Zaten bu yerden nüksediyor. Çünkü kabız olursa kişi kabızlı bazıları önemsemiyor. Diyor ki ya önemli yer ne olacak ki? Sonra giderim tuvalete diyor. 2-3 gün tuvalete gitmeyen insanlar var. Burada bağırsağın son kısmına rektum denir. Yani biliyorsunuz 20 santim aşağı yukarı. Burada defacet bekliyor. Vatandaş lavaboya gitmiyor. Ne yapıyor? O orada bekleye bir... Bunlar toksik madde üretiyor. Çevredeki doku atıyor. Buradaki damarlar genişliyor. Zamanla defacetin yaptığında kınarak vesaire vatandaş diyelim ki o damar tekrar eski haline, normal haline dönmüyor. Çünkü sürekli gerile damar genişliyor. Genişlediği zaman ne oluyor? Varis oluşuyor. Varisin işte rektumda olursa hemoroid oluyor. Yani varis testiste olursa varikosel oluyor. Ayakta olursa varis oluyor. Ama evet. Hepsinin mekanizması aynı. Bağırsaklar da kan yani. Tabii hepsi kabızlıktan. Yani ayaktaki varis de kabızlıktan oluşur. Erkeklerin çocuk doğurmasına engel olan varikosel de kabızlıktan oluşur. Evet. Erkeklerin ya da kadınların beş belası kanamalı seriden hemoroid de kabızlıktan oluşur. En büyük neden kabızlıktır. Kabızı tedavi etmek çok kolay aslında. Tabii. Aloe vera jelle ilgili Alman Sağlık Bakanlığı dünya çapında çok büyük klinik araştırması yapmış. 84 ülkenin Sağlık Bakanlığı birlikte çalışmışlar. Avrupa, Amerika, Asya, Afrika'da ortak çalışma sonucu aloe vera kullanan 2,5 milyon insana bizzat oranın yetkilileri Sağlık Bakanlığı'na çalışmış ve hiçbir yan tesirin olmadığı, alerjik hastalıklara, deri hastalıklara, bağırsak rahatsızlığına karşı etkili olduğu ispatlanmıştır. Hocam telefonumuz var. Alo diyelim isterseniz. Bahattin Yıldırım, Sivas'tan. Buyurun Bahattin Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Hocama ben soru soracaktım ama. Tabii ki. Hocam benim kızım 16 yaşında, yumurtalıklarında kist var. Adet göremiyor. Biz doktora gittik, doğum kontrol hapı veriyor. Onunla sadece şey yapıyor. İksir, aloe vera jel, kist çayı, enfeksiyon çayı kullanın da. İksir her türlü miyom, kis, nodül, yağ bezi tümörü eritici özelliği sahip. Mesela zerdeçalla ilgili Malezya, Endonezya ve Tayland'da klinik araştırmalar yapılmış. Kisti eritici özelliği tespit edilmiştir. Kisleri eritir. Bunun içerisinde zaten kisleri eritici özelliği sahip. Kullandığı zaman kişi her türlü kisti eritir. Gaziantep'te bir kızcağız üniversitede okuyor. 11 santim kist fakat kötü huylu. Yani doktoru demiş ki rahim ve yumurtalıklar alınacak, iyi huylu değil. Riziko çok büyük. Bütün her yani şeyler alınacak. Rahim ve yumurtalıklar şu riziko çok büyük demişler. Ankara, İstanbul'da yapılan hastanelerde yine aynı şekilde. Bu, en son bu dinleyicimizin kızına ne vereceğiz hocam? İksir, aloe vera jel, kist çayı, enfeksiyon çayı kullandığı zaman kullansın, bu ürünleri alsın, kullansın. Evet, çok teşekkür ediyoruz. İki ay sonra hocam. Tekrar. Bilgileriniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün çok yeni şeyler gösterdiniz bize. Alıç, Gingo Kulova, bir de çoban çantası. Çok çok teşekkür ediyoruz. Katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine bekliyoruz. Saygılar. Sevgili